Herkese merhaba Topalaba'nın değerli menajerleri, kıymetli buralarım, nasılsınız? Bir kadro inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bu sezon bölüm 19'u çekiyoruz. Ve 4 tane kıymetli bir menajerimiz var ve bu menajerlerimizin oyun güçlerini, gerçek oyun güçlerini hesapladım. Gerçek oyun gücü nasıl hesaplandığını hemen sağ üstteki şeyden, karttan bulabilirsiniz. Siz de bu şekilde kadronuzun veya rakiplerinizin oyun gücünü hesaplayabilirsiniz. Bu inceleyeceğimiz menajerlere siz de tavsiyelerde bulunmak isterseniz yorumlarda yazın lütfen. Ben de kendimce nacizane önerilerde bulunacağım. Öyle çok kapsamlı bir şey değil. Herkesin tarzı farklı zaten menajer olarak. Ben de kendimce önerilerde bulunacağım buralarım. Ve bir takımda nelere bakıyorum siz de bu şekilde analiz etmiş olursunuz. Ve ilk menajerimiz, geçen sefer incelemeyi unuttuğum Azeri kardeşim Taleamin, Real Madrid 41. seviyeden ve yaş ortalaması gayet güzel. Hemen kadrosunu da tabii federasyondan analiz ediyorum. Bu arada arkadaşlar, siz de böyle kadro analizi isterseniz eğer açıklamadaki kısımdan bana oyunda ulaşmanız gerekiyor. Beni arkadaş listenize ekleyin ve videonun altına seviyenizi mutlaka yazın. Çünkü seviyeniz gerçekten önemli benim için. Seviyenizi yazın ve takım adını yazın. Böylelikle bir sonraki kadro inceleme videosunda size de yer verebileyim. Bunun için de arkadaşlar, bir sonraki inceleme de muhtemelen sezonun devre arasından sonra gelir diye düşünüyorum. Şu anda hazır altyapı seçmeleri de varken belki bu inceleyeceğim menajerler altyapıdaki oyuncularını da bu şekilde incelerler. Ve Taleamin Real Madrid'den hemen bakalım kadrosuna. 22 yaş ortalaması gayet ideal. Hemen Turan Federasyonu'ndan Real Madrid. Ve gerçek gücünü hani çıkarttım arkadaşlar. Gerçek gücü Federasyon'a, Top Eleven'a 121 gösteriyor. Ama gerçek oyun gücü 152. Yani %30'luk bir fark var. Bu da gayet iyi. Kadronu da kardeşim incelediğimde bir defansında sadece şu oyuncu dikkatimi çekti. Bu oyuncu biraz böyle yaşı büyük. Bu yüzden bu oyuncuyla belki önümüzdeki sezon devam etmek istemeyebilirsin. Bunun da zaten önümüzdeki sezon giderse bu da bunun yerine altyapıdan oyuncu çıkartmanı önerebilirim. Diğerleri bayağı bir genç zaten. Bunlar da bayağı gelişecektir. Belki bu oyuncu diyeceğim ama bunun da performansı gayet yüksek. Bunun yerine çıkartacağını daha bu seviyeye getirebilmen için bayağı bir yol kat edersin. Bu durabilir. Gol ortalaması da gayet yüksek. Gayet verimli. Bu kadroda sadece bir DC öneririm veya DL öneririm. Ve tabii ki çıkartabiliyorsan oyun tarzlarını mutlaka yap kardeşim. Oyun tarzları bence daha önemli. Ve özellikle son güncellemelerle beraber oyun tarzları çok etkili hale geldi. Bunları tavsiye ederim. Ve tabii ki de oyun içerisindeki özel yetenekleri de eşit dağıtmanı da tavsiye ederim. Orta sahana baktığımda hepsi oyun kurucu. Yani özellikle top sürücü. Özellikle orta sahada da bu genç çocuklardan mutlaka birilerine oyun kurucu, özellikle şu MC'ye bir oyun kurucu yeteneği vermeni de mutlaka öneririm. Zaten defansında da oyun kurucu kurmuşsun. Bu da güzel. Ama ileride bunları da öneririm. Orta sahada da böyle özel yetenekli olsun. Forvetinde ise yani teke tek bitirici adam yok. Tercih etmiyor musun yoksa kendi özel bir nedeni mi var? Şurada mesela bir teke tek durdurucu, teke tek bitirici mutlaka görmek isterdim. Şu anda zaten sana sadece tavsiyede bulunabileceğim kısım ise defansif bir oyuncu çıkartabilmen. Böylelikle kadron daha iyi olacaktır. Başarılar diliyorum kardeşim. Çok iyi yani. Bellingham 1010 gol atmış. Bellingham şu anda kadronda mı? Evet, 31 yaşındaki olan oyuncu. Harika. 1010 gol atmış. 293 asistle birinci. Çok iyi, çok iyi bro. Azeri kardeşlerimize selamlar kardeşim. Gelelim diğer menajerimiz. 6. seviyeden Ukraynalı bir menajer. Ben size diyorum, biz Amerikan başkanı dahil izliyor da inanmıyorsunuz. Yani görüyorsunuz arkadaşlar, Ukrayna'dan bile izleyicimiz var yani. Enerji, FC Enerji, Ukraynalı, yaş ortalaması oldukça yüksek bence. Bunu dengeli dağıtmakta faydalı olur. Hemen tabii ki federasyondan inceliyoruz. Federasyona
gerçek oyun gücünü araştırdığımda oyun gücü 93 ve top elemana gösterdiği gücü 93 ama gerçek oyun gücü 104. Çok iyi değil. Yani şahsen o kadar da iyi değil ama bu kadroya bir menajer dokunuşu şart. Yani menajer dokunuşu olması gerekir. Çok yaban kalmış. Ukraynalı Brom, sen burada bu oyuncuların özel yetenekleri yok. Oyun tarzları yok. Yani Topalov'un sanki bot hesabı gibi. Lütfen biraz daha böyle kadro dokunuşu istiyorum bu takıma. Yeni başlamışsın, geri dönmüş gibisin. Uzun süre bırakmışsın da geri gelmiş gibisin. Bu yüzden de kadronda efektif oyunculara yer vermeni tavsiye ederim. Özellikle defans kısmında buralarda yani şu oyuncuya verebilirsin. En azından bu oyuncu gelişir ve bu kadroda yani orta sahan çok boş. Şu orta saha kısım burada burası bayağı boş. Bunu da tavsiye etmem. Özellikle böyle bir yaşlı bir kadroda çok tavsiye etmem. Bu kadroya çok emek vermen lazım. Kadroyu hiç beğenmedim. Daha çok efektif çalışıp ondan sonra tekrar bir inceleme talep edebilirsin. Brom, beğenmedim kadronu. Daha güzel bir kadro bekliyorum senden. Yani kulüp geçmişine de baktığımızda çok yenisin zaten belli. Güzel olur. Ve gelelim diğer menajerimize. Diğer menajerimizden 20'den Noy Loan. 20. seviye Noy Loan. Bu yüzden seviyenizi yazın diyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz sağ olsun arkadaşların hepsi ekliyorlar. Ben de kabul ediyorum zaten. Böyle kabul etmeme gibi bir huyum yok. Ama şeyde seviyenizi yazmanız lazım ki sizi bulabileyim. 20 değil 21 miydi acaba ya? Ne yaptın az önce baktım ben senin kadronu benim arkadaş listenden mi çıkarttın? nerede? 20 Noy Loan. 20 Noy Loan. Ben mi göremiyorum ya? Harbiden yok. Az önce vardın. Ha, 19 ya. Niye ben 20 diyorum ki? 19. 19'dan Noy Loan. Noy Loan Ankara'dan İngiliz. İçimizdeki İngilizler. Brom YouTube'da isminde yok ama seni İngilizler olarak kodluyorum kafamda. İçimizdeki İngilizler kardeşim. Kardeşim bırak İngilizleri. Ve tabii ki şeyden federasyondan inceleyeceğim. Yaş ortalaması 22,5 idare eder. Kadroyu analiz ettiğimde ise top 11'a gösterdiği güç 110. Top 11'ın gerçek oyun gücü ise 135. 25 birimlik bir fark. İdeal. Şeyi çok beğendim. Yani yaşları çok genç. Ama şimdi çok genç oyuncular da ya buraya mesela bir 23-25'lik yaş oyuncum bulunsun Brom. Ya hatta 24-25 falan. Yani şu anda tabii yapamazsın da bunlar yaşlandığı zaman hemen yolları ayırma. Hepsi genç olmasın. Tecrübeli oyuncular da olsun. Çünkü özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok iş yapıyor tecrübeli oyuncular. Sana tavsiyelerim de ise burada biraz daha mevkilendirme çeşitlenmesine gidebilirsin. Tabii ki oyun tarzları verebiliyorsan ver. Burada sadece defansın sadece biraz böyle ok gibi kalmış. Güzel gene. Yani güzel. 91 gücünde 137 harika ama kafa vuruşu düşük. Şimdi ben direkt bu adamın üzerine uzun top oynarım. Bu adam neredeyse çekerim forveti oraya. Hava topu daha yüksek olan oyuncumu direkt uzun top oynarım. O şekilde ilerleyebilirim. Ama bence gene de güzel bir dokunuş. Çünkü yani zaten şeyden belli. Gerçek oyun gücünden belli. Yani 25 birimlik fark atmışsın top elemanın gösterdiği oyun gücüne. Sana tavsiyede bulunabileceğim kısımda ise yani defansın evet hepsi güzel ama şurada bir sadece sıkıntı şu koyu grilerle açık grilerin de yarı yarıya fark olmasını öneririm. Mesela bu oyuncu güzel form tutuyor. 19 yaşında. Şu koyu grilere biraz daha ağırlık ver ve şuralarda eğer mevkilendirme yapabilirsen o zaman şunlar da açılacaktır. Bunlar açıldığında daha böyle şey olabilir. Daha güzel gelişim sağlayabilir. Zaten genç oyuncu. Bunlara farklı bir mevkilendirmeye gidebilirsin Brom. Oyun tarzlarında güzel. Taktik de güzel.
Güzel yani bro. Ben sadece bu oyuncuya böyle özellikle yaşlandığı zaman bazı oyuncular hemen yolları ayırma. Bir de tek mevkiyi bırakma ya. Yani tek mevki dediğim gibi mesela şu koyu griler bu sefer çok açılmıyor. Yani şunlar en azından açık olsun. Pas verme, top sürme, hız. Hız da önemli yani. Ne yaparsın? Yani buraya bir DMC verebilirsin. Veya DL de olabilir bu hangi ayak kullanıyorsa. Öyle bir ayak verirsin, hızı da açtırırsın, ortayı da açtırırsın. Bu şekilde koyu grileri daha aza indirirsin, dengeyi daha kolay kurarsın. Aklında bulunsun bro. Takımını beğendim. Bence güzel bir kadro mühendisliği var. Yavaş yavaş da inşa ediyorsun takımını. Beğendim yani bro. Sana da başarılar diliyorum. İngiliz, içimizdeki İngilizler. Kardeşim geldik diğerine. Diğeri de benden de üst seviye. 81. seviye. Yükseklerde, Everest tepelerinde. Alpaslan Kürşat diye yazılıyor ama Aslan Hüseyin Cavdar kardeşim yorum yapmış. Herhalde Alpaslan Türk Kürşat kardeş çocuğudur diye düşünüyorum. Selam olsun kardeşim. Ve kadrosunu tabii ki federasyondan inceleyeceğiz. Yaş ortalaması 22'lerde. Geliyoruz hemen federasyondan bakıyoruz. Kadrosuna Topalov'una gösterdiği güç 121. Gerçek oyun gücü ise gerçek oyun gücü 133. Yani 12 birimlik bir fark atabilmiş Topalov'una. Kadrosu bence ideal. Biraz böyle şeylere dikkat edilebilir. Oyun tarzlarına dikkat edilebilir. Defansta bu biraz yaşlı kalmış ama bunun yetenekleri nasıl? Ona da bir bakalım. Yeteneklerinde gene kafa vuruşu düşük. Yani defansta arkadaşlar bu kafa vuruşuna dikkat etmiyorsunuz ama benim gibi bir menajerle karşılaşırsanız direkt ben bunun bu oyuncunun üzerine hava topuyla hücum ederim yani. Tabii ki öyle biriyle karşılaşmadığınız sürece de problem yok. Defans göbeği de ideal bence. Gayet iyi. Burada yani şunu herhalde otomatik verdi şu penaltı şeyini. Çünkü çok da bir anlamı yok yani defansın göbeğinde penaltı ustasının. Onu otomatik verdiğini düşünüyorum. Burada Brom sadece oyun tarzlarına daha çok ağırlık vermeni önerebilirim. Mevkilendirme özel yetenek kısmında da özel yeteneklerde bir bakalım. Gene birebir golcü yok. Yani neden hiç forvetlerde birebir golcü tercih etmiyorsunuz? Özel bir nedeni var mı? Yorumlarda yazın Brom. Biz de öğrenelim. Ve önümüzdeki sezon belki şimdi iki tane yaşlı oyuncum var. Bir bu ki bu da aslında iyi bir oyuncuya benziyor. Bir de şu. Hatta iki tane, üç tane var yani. Şu da mesela 26 yaşında. Önümüzdeki sezon sana gene bir orta saha tavsiye edebilirim bro. Orta saha daha iyi olacaktır. En azından MC çıkartabiliyorsan bence. Bence üçünü de değiştir yani. Bunların hepsini değiştir bro. Hem bunu değiştir. Altyapıdan çıkart hem de bunu. Hem de bunu. Bunların yerine güzel altyapıdan oyuncular çıkart bro. Gayet ideal olur. Kadro güzel bir şekillenir. Hem oyun tarzı da verirsin. Hem özel yetenek de verirsin. Yani şu mesela DMC bunun yani serbest vuruş ustası olmasının hiçbir esprisi yok. Buna ne lazım? DC de vermişsin. Güçlü defans olabilir. Veya oyun kurucu olabilir. DMC'den defanstan oyun kurar. Aynı bunun gibi mesela yani defansta bitirmesinin bir anlamı yok ama tabii şey veriyor yani sistem rastgele verdiği için onu da anlıyorum tabii ki. Bence ilk başta bu 26'lık oyunculardan yerine yenilerini bulabilirsin. Şu da mesela çok iyi bir oyuncu değil ama hatta sen bence bu yıl bir tane daha şey çıkart. Bir tane de 4 tane de oyuncu. Belki penaltı etkinliğinden gelirse bunu da böyle telafi edersin. Güzel bir kadro mühendisliği inşa edersin. Başarılar diliyorum bro. Evet arkadaşlar kadroları incelediğimiz arkadaşların kadroları bu şekildeydi. Siz de onlara yorum yapmak isterseniz, tavsiyede bulunmak isterseniz yorumlarda yazın lütfen. Eğer kadro incelemesi isterseniz seviyenizi ve takım adınızı bu videonun altına yazın. Bu sezonun nasipse ortalarından sonra, sezon arası videosundan sonra da bir video çekmeyi planlıyorum. Kadro incelemesiyle alakalı. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler arkadaşlar.